Evet arkadaşlar, tekrardan merhaba. Yine Yıldız Tadım kanalından sizlere sesleniyoruz. Bugünkü bizim yapmış olduğumuz ekmek siparişlerimiz vardı. Bir nevi saç ekmeği, bir nevi yazma ekmeği. Herkes her şeyi söylüyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde hazırlıyoruz arkadaşlar. Sabah geldik iş yerimize güzelce. Bunları akşamdan yaptım arkadaşlar. Şu anda teslim edilecek. 5'erli paket istemiş bizim müşterimiz. O yüzden 5'erli yapacağız. Böyle temiz titiz bir ortamda hazırlanır. Ben size şöyle yapayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle poşetlerini verir. Kesinlikle bunlar da şu anda kuru ekmeklerimiz, ıslanacak, ıslama şeklini alacağız çünkü akşamdan yaptım bir bu tarafını ısladım, üst üste fazla ıslamıyoruz arkadaşlar çünkü yapışabiliyor, yapıştığı zaman kırılabiliyor, kırılmasın diye parça parça ıslıyoruz. Bizde makinalarımız falan olmadığı için arkadaşlar, her şey elimizde olduğu için teker teker hepsi emek. Hepsini elden geçiriyoruz. O yüzden parça parça ısıtıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, her şey emek. Her şey zorluklarla yapılıyor. Her şeyde bir el emeği var. Siz değerli abonelerim veya daha olmayan arkadaşlarımız, siz de bu emeğe karşılık artık bir abone, bir like, güzel yorumlarınızı bekliyoruz. Sizin için bunların yorumları, bir emoji bile yetiyor arkadaşlar. Sizin için küçük olabilir ama bu benim için o kadar önemli ve büyük bir hedeftir ki inanamazsınız. Ben bunu çok candan isteyerek yapıyorum. Ve her şey, katkısız madde koymadan, katkı koymuyorum. Her şeyi kendi çabalarımla. Bu gördüğünüzü bazen böyle makineler yapar. İçine katkı maddesi katarlar. Küflenmez. Yani bu ekmeğim arkadaşlar 2 gün poşette kalsın. Hemen küflenir. Çünkü neden? Katkı maddesi yoktur. Ben size şöyle yapayım, söyleyeyim mesela. Sizin mayaladığınız yoğurtu arkadaşlar 2 günde bozulur. Ama marketlerden, dışarılardan aldığımız yoğurt aylarca dursa küflenmez. Neden? Çünkü içinde katkı maddesi vardır. O yüzden biz her şeyimizi organik yapmaya çalışıyoruz. Sağ olsun bazı müşterilerimiz var bizim. Müşteriler ona tavsiye ediyor arkadaşlar. Ona tavsiye ediyor. Biz de elimizden geldiği kadar, gördüğünüz gibi taşlar üzerine bile değil, böyle bir bezlerimizin üzerine yapar. Şu anda da 5'erli paket. 1, 2, 3, 4, 5. Böyle yapıp arkadaşlar. Şu anda saat 11'de ben bunu müşterime göndereceğim. Şu anda burayı ayarladım. 1, 2, 3, 4, 5. Paketine güzel hijyenik bir şekilde koyup. Bende eleman yoktur arkadaşlar. Ben eşimle beraber çalışmaya gücümüzün yettiği kadar, boş kalmadan, yapabildiğimiz kadar, gücümüzün yettiği kadar uğraşmayı seviyoruz. Sizlerin sayesinde arkadaşlar. Tabii ki sizler olmasanız bizler de olmayız. Ama bunun için ben de sizden güzel yorumlarınızı, like'larınızı, abonelerinizi ve izlemenizi rica ediyorum arkadaşlar. Çünkü inanın çok güzel şeyler başaracağım ama tabii ki sizin sayenizde. Siz ne kadar yorum, abone, like, beğeni atarsanız biz o kadar öne çıkacağız. Bir de arkadaşlar, izlenmesi. Bizim için izlenme oranı çok önemlidir. Gördüğünüz gibi bütün ünlülerimizin falan izlene rekorlar kırılmıştır. Biz de kendi çapımızda ünlü sayılırız arkadaşlar.
el işiyle. Emek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Görüyorsunuz. Mis gibi akşamdan yapıldı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Size de inanıyorum arkadaşlar. Emeğe başa çıkartmayacaksınız. Evet arkadaşlar, şu anda annemin bir işi çıktı. O yüzden videoya ben devam edeceğim konuşmaya. Artık deminden ben çıkıyorum. Gördüğünüz gibi bu da paket. Paketimiz tamamen organik yapım. Gördüğünüz gibi. Bakın. Kamerayı da ben çekiyorum, o yüzden biraz zor olabiliyor. Neredeyse. Bakın burada daha ıslanacaklar var. Çok hassastır, kırılmaması lazım. Kırılsa bütün emeğiniz gider diyebilirim yani. Arkadaşlar her zamanki gibi şu saçımın üstünde yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Sonra şöyle böyle işte arkadaşlar. Burada da katlamışlar var. Annemin geldikten sonra bunları da katlayacak. Arkadaşlar böyle. Daha arkadaşlar bakın, size tekrardan hatırlatıyorum, bizim için aboneleriniz, like'larınız, yorumlarınız, en önemlisi izlenme şeyimiz çok önemlidir arkadaşlar. Yani bu videoyu en az bir 400 görüntüleme olsa çok sevinirdi arkadaşlar. Yani 400 görüntüleme çok güzel olurdu. Lütfen bu videoya 400 görüntüleme olursa çok sevinirdi arkadaşlar. Bir de like'larınız, aboneleriniz, yorumlarınız, tek bir cümle ya da kelime, emoji ne koyarsanız koyun. Ama siz yeter ki yorum yapın. Anladınız mı arkadaşlar? Böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu anda öbürü ıslanmış olduğumuz ekmekleri katladık, poşetledik. Çünkü parça parça ıslayalım dediğimiz bu. Yapışabiliyor gördüğünüz gibi incecik. İki tarafı da güzelce pişmiş bir şekilde. Böyle bir fıs fıs yardımıyla yaparsanız sizin için daha güzel olur arkadaşlar. Her tarafına eşit şekilde ıslamış olursunuz. Bu bir 15-20 dakika sonra katlanmaya hazır olacak arkadaşlar. Bu tek tek alıyoruz. Tek tek buradan gördüğünüz gibi emek dediğimiz bu arkadaşlar. Önce tek tek önce hamurunu yoğuruyoruz. Tabii ki hamurunu size daha önceden söylemiştim. Un, su, tuz. Başka hiçbir şey yok. Ondan sonra tekrardan hamuru yoğurduktan sonra güzel bir şekil kıvamlı yoğuruyoruz. Yoğurduktan sonra arkadaşlar bezelere bölüyoruz. Bekletiyoruz bir yarım saat kadar. Bezelerden sonra güzelce şekillendiriyoruz arkadaşlar. Bir yarım saatte öyle bekletiyoruz. Yani şundaki emeği anlatıyoruz şu anda size. Ondan sonra arkadaşlar kaç tane hamurunuz varsa tek tek, makine olmadığı için, yani biz makine tercih etmediğimiz için olmadığı derken arkadaşlar, tek tek elimizde açıyoruz, pişiriyoruz. Ertesi günde böyle tek tek elimizden geçiriyoruz. Yapması, yoğurması, düşünün arkadaşlar ne kadar emeğin olduğunu. Önce yoğurulması, sonra bezelenmesi, sonra şekillendirilmesi, sonra tek tek açılması,
Sonra bu hamurların tek tek ekmeklerin pişmesi arkadaşlar. Anlatırken bile ne emeğini düşünebiliyorsunuz. Sonra tek tek böyle ıslaması müşterimizin için. Sonra tek tek paketlenmesi. Yani arkadaşlar bayağı bir zaman alıyor ama gördüğünüz gibi biz yapıp bekletmiyoruz. Çünkü kırılma ihtimali çok fazla oluyor. Bizden müşterimiz istediğinde 2 gün veya 1 gün önceden haber veriliyor arkadaşlar. Ekmeğin çokluğuna göre verdikten sonra bir günde hazırlıyoruz. Ekmeğin hamurunu hazırlıyoruz, yapıyoruz, pişiriyoruz. Ertesi günde sürekli ıslamayla, katlamayla uğraşıyoruz. Şu anda bu 12'de gidecek arkadaşlar. Onun için sabahtan başlıyoruz. Tabii ki burası bir iş yeri olduğu için şu anda 3 çeşit yemeğimizi yaptık. Sonradan hamurumuza başladık. Önce o arkadaşlar işte hamurunu yapıyoruz. Sonra pişiriyoruz. Sonra bu şekil kurutuyoruz. Sonra bu şekil ıslıyoruz. Sonradan da bu şekil yapıp arkadaşlar gördüğünüz gibi bitiriyoruz. Sizce de şöyle harika durmuyor mu arkadaşlar? İnanın gerçekten efsane duruyor. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu arada kanalımıza like atmayı, abone olmayı unutmayalım. Hoşça kalın arkadaşlar.